Çankırı'da faaliyet gösteren özel dershanelerimiz Körfez Dershanesi, Kavram Dershanesi, Akademi Dershanesi ve Birey Dershanesi adına sizlere ve basına ortak bir açıklamada bulunacağım. Bilindiği gibi mevcut eğitim sistemi ve her kademedeki sınavların çokluğu dershanelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yani kısaca dershaneler bir sebep değil, eğitim sisteminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Başbakanımız Güney Kore'ye giderken uçakta dershaneler kapatılacak ve YGS kaldırılacak demesiyle konunun fitili ateşlenmiştir. Daha sonra bu konuda yüzlerce açıklamalar, görüşler gündeme gelmiştir. Yetkililer söylemlerinde sürekli olarak okullar varken dershanelere gerek olmadığını, dershanelerin zengin çocuklara ve fen liselerindeki zeki öğrenciler gibi başarılı öğrencilere hizmet verdiğini, yoksul Anadolu çocuklarının bu yarışta geride kaldığını, bu durumun eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olduğunu beyan ediyorlar. Dershanelerin dönüştürüleceğini özel okullara, açık liselere, şimdi de akademik liselere dönüştürüleceğini beyan ediyorlar. Bu iş Haziran'a kadar bitecek diyorlar. Çalışan dershane öğretmenlerinin 40 yaşına kadar olanlarının da Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edileceğini ve devlete mülakatla alınacağını belirtiyorlar. Bizler dershane sahipleri, temsilcileri ve çalışanlar olarak cevaben diyoruz ki Türkiye'de faaliyet gösteren 4000 dershane ve 120 bin çalışanı var. Bu kurumlar özel teşebbüs hürriyetine sahip vergisini veren kurum ve kuruluşlardır. Bunların faaliyetleri yasa ile belirlenmiştir. Maliye Bakanı'nın açıklamasına göre ülkemize yılda 350 milyon TL vergi katkısı sağlamakta ve yine bakanın deyimiyle kapanması zor görünmektedir. Sadece bu sebeple bile dershaneler kapatılamaz. Dershane öğretmenlerinin mülakat ile milli eğitim bünyesine alınması bir kandırmacadır. Şu anda milli eğitimde 250 bin öğretmen KPSS sınavlarını kazandığı halde atanamıyor ve bekliyorlar. Sizce bu öğretmenlerin istihdamı eğitimde fırsat eşitliğine uygun olacak mı dersiniz? Dershanelerin %75'i dönüşüm istiyor. Sadece %25'i karşı diyorlar. Buna karşın 4000 dershane temsilcisinin tamamı dönüşemeyiz, karşıyız diye açıklamalar yapıyor. Yetkililer dershanelerin %20'si dönüşüme uygunuz dediler diye açıklama yapıyor. Aksine 230 dershane ile en fazla dershaneye sahip Final Dershanesi'nin patronu çıkıp tek bir dershanenin bile dönüşüme uygun değil diyor. Dershanelere zengin çocukları gidiyor deniyor. SETA'nın yaptığı araştırmaya göre dershaneye gidenlerin %75'i dar ve orta gelirli ailenin çocukları olduğu açıklanıyor. Sorarım size Sayın Treli kardeşlerim, işçiden esnafa, subayından polisine, öğretmenden memura, emeklisine, herkesime sesleniyorum. Aranızda çocuklarınızı dershanelere göndermeyeniniz var mı? Güneydoğu'da dershanelere giden çocuklarımız, dershanelerin varlığı nedeniyle terör örgütlerinden kurtuluyorlar. Topluma kazandırılıyorlar. Bu çok mu kötü bir şey sizin için? Açık liseye dönüşün dediler, tutmadı. Şimdi akademik lise diye bir kavram çıktı. Niteliği, içeriği belli değil. Müfredatı belli değil. Muğlak bir kavram. İçi doldurulmadan aceleyle söylenmiş bir sözcük. İnandırıcı gelmiyor bize. Bunların kira sözleşmeleri var. İşleyen bir süreç var. Bunlar ne olacak? Bunların sözleşmeleri, çalışanların tazminatları kanunen belirlenmiş ve kanunlarımız özel teşebbüslerin faaliyetlerini güvence altına almıştır. Bunlar kanunen kapatılamaz. Yasal hak arayışlarını Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden, Avrupa İnsan Hakları mahkemelerinden arayacaklardır. Bunlar güvence altındadır, kapatılamaz. Dershaneleri kapatıyoruz demek,
Biz böyle istedik, böyle olacak dayatmacılığından, keyfiyetinden başka bir şey değildir. Bu insanların ailesi, çoluğu, çocuğu var. Toplumda alnı açık, dik yürümek istiyorlar. Kimsenin bu insanların onurunu, gururunu kırmaya, ekmeğiyle oynamaya hakkı yoktur. Biz bütün sorunlar bir an önce çözülsün, bu karmaşa bitsin istiyoruz. Dershanelerimizden ellerinizi çekin, dershaneler kapanmasın diyoruz. Teşekkür ediyorum saygılarımla. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin çeşitli çarpıklık ve eşitsizliklerine biraz olsun denge kurmaya çalışan Türkiye dershanelerine Başbakanımız eğitim sisteminin sorunlarını çözecek çareyi dershanelerin kapatılmasında buldu. Başbakan bunun gerekçesi olarak ben sözümden geri dönmem demektedir. Yani Başbakan'ın sözü, inadı çocukların ve gençlerin geleceğinden daha önemlidir. Ama biz bu inadı kıracağız. Dershanelerimizi kapattırmayacağız. Dershaneler zorla kapatılamaz. Ancak ihtiyaç kalmadığında kendiliğinden kapanırlar. Efendim, bakanlık yetkilileri taslak metinden sonra paydaşlarla görüşelim demiştir. Biz bu paydaşların 4 unsur olduğuna inanıyoruz. Öncelikle dershaneye giden tüm öğrenciler. Yaklaşık 2 milyon kişinin olduğunu inanıyoruz. Daha sonra gönlüyle ve isteyerek dershaneye öğrencilerini yollayan veliler olduğuna inanıyoruz. Daha sonra efendim dershanede çalışan öğretmenler olduğuna inanıyoruz. Daha sonra da efendim dershane yöneticileri olduğuna inanıyoruz. İşte bu beyanda bir dershane velimiz olan Halil İbrahim Bey'e ben söz hakkı vermek istiyorum. Buyurun. İsmim Halil İbrahim Uçar. Dershane öğretmeni değilim fakat dershanesiz çocuklarımı üniversiteye ve fen liselerine gönderemeyeceğini düşünen bir öğretmenim. Geçen evde hanımla bir hesap yaptık. Tek maaşlı bir adam 2000-2500 lira gibi bir para giriyor evime. Dedim ki büyük kızım 8. sınıfta dershaneye gidiyor şu an. 2000 lirayı dershaneye kaydettirdim ben kızımı. Eğer bu dershaneler kapanırsa 6. sınıftaki kızımı ben dershanedeki kaliteyi, aynı ders saati, aynı denemeleri aldırmayı özel şekilde özel öğretmenlerden çalışırsam 15 bin ile 25 bin arası para lazım. Ben nereden bulacağım bu parayı? 15 bin, 25 bin lira destek verilecek mi bana? Bunu soruyorum. Verilmeyecekse benim çocuğum hangi okulda okuyacak? Robert Koleji ile nasıl yarışacak? Alman Lisesi ile nasıl yarışacak? Adını burada zikretmeyeceğim değişik özel okullarla benim çocuğum nasıl yarışacak? Peki bu insanlar ne olacak? Çocukları ne yiyecek? Bunların nasıl milli eğitim alınacağı da belli değil. Ayrıca bir dershane öğretmeni bana dedi ki ben milli eğitimde çalışmak isteseydim zaten zamanında giderdim. Bu da hoş bir şey değil. Bu da insani bir şey değil.